Vlog Güvercinleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ben Aykut. Arkadaşlar bugün sizlere kuşlarımın kanadını çekmiştik. Hatırlarsanız kanadını kırpmıştık önce. Sonra çekmiştik. Şimdi arkadaşlar bu kuşlarımızın kanadı gelmeye başladı. Yaklaşık 10 tane kadar. Arkadaşlar bu kuşları bildiğiniz gibi çoğu yeni. Hatta demeyelim 10 tane kuştan 8 tanesi yeni arkadaşlar. Bu kuşların kanadı gelme sürecinde nasıl uçuma alıştırılır, onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bizler öncelikle kırptığımız, çektiğimiz, yolduğumuz kuşları arkadaşlar tekrardan göstereyim ben. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuşlarımız yerde. Bugün hava biraz rüzgarlı, o yüzden çoğu yerde duruyor. Öncelikle arkadaşlar şurada bir döneğimiz var. Onun da kanadının gelmesine ortalama 2 hafta falan var. Havaya kalkmasına. Şurada bir tane kırmızı aransımız var. Bakın kanatlara bakın. Kanatlara bakın arkadaşlar. Kanatlar kısa. Bu kuşun havaya kalkmasına 1 hafta, kanatların tam gelmesine arkadaşlar 2 hafta falan var. Nasıl göstereyim? Şurada bir tane sarı döneğimiz var. Hemen şu. O da aynı şekilde kırmızı dönekle aynı zamanda kırpıldı. Aynı zamanda yolundu. Onun da ortalama 2 ya da 3 hafta var. Gezintiliğe çıkmasına arkadaşlar. Uçmasına değil bakın. Kırmızı bangomuz var. Kırmızı bango en geç arkadaşlar 5 gün içerisinde gezintiliğe çıkmaya başlar. 1 hafta içerisinde uçmaya başlar. Şurada bir siyah safurumuz var. Görüyorsunuz. Siyah gümüş kuruğun yanında. Arkadaşlar onun kanadını kırktım ama yolmadım. Ona biraz daha ister. Şurada bir siyah alacağımız var. Gördüğünüz gibi kanatları taze. Aynı şekilde bu da bir 10 gün ister. Şöyle. Arkadaşlar siyah gümüş kuruğum var. Siyah gümüş kuruğun zaten kanada az bir şey gelsin. Hemen uçmaya başlayacaktır. Biliyorsunuz o bizim uçanımız çok fazla gezmeye gittiği için, açıldığı için kanadını kırpmıştık. Ve arkadaşlar asıl bomba şuradaki siyah gezimiz. Arkadaşlar bu kuşun kanadını kırmıştık. Kanadı kırılmıştı. Diğer videolarda görebilirsiniz. Hatta şöyle de söyleyeyim, siyah gezimin kanadı kırıldı diye bir başlık içeriyor. Kanalda o videoyu da bulabilirsiniz. Arkadaşlar kuşun kanadı düzeldi. Artık çok üzüldüğümden dolayı Allah tarafından mükafatlandırıldım mı ne yaptım bilmiyorum. Kuşun kanadı arkadaşlar geldi ve kanadı da düzeldi. Sonra şöyle göstereyim. Şurada bir siyah gümüş kuruğumuz var. Arkadaşlar bunun da kanadı taze. 10 güne kadar kanadı gelecek. Bu da bir 10 güne uçmaya başlar. Arkadaşlar çakmaklı zeytinimi bağladım. Şunu. Kanatlarını bağladım arkadaşlar. Sağa sola iniyor. Diğer kuşları alıştırıyor. Hiç gerek yok. Uçmasın. Onu kaldıracağız arkadaşlar. O limitini fazla zorladı. Onun gibi şurada bir tane siyah alacağımız daha var. Aynı şekilde bunu da kaldıracağız arkadaşlar. Arkadaşımıza hediye edeceğiz. Köye göndereceğiz. Yani köyde uçsun. Arkadaşlar kaldırmamın en büyük sebebi pislik yapıyor. Sağa sola atlıyor. Atladığı için arkadaşlar diğer kuşları da indirecek. O kuşun burada uçmasının hiç gereği yoktur arkadaşlar. Gitsin köyde uçsun. Orada daha iyi uçacağına eminim. Videomuza devam edelim arkadaşlar. Bir tane sarımız var. Sarı memerdi kırı. Şu an kanadıyla oynuyor. Onun da bir ortalama 10 günü falan var. 10 gün içinde bunun da kanadı gelir. Son olarak bir tane daha var. Onu da göstereyim. Bir tane daha olacaktı. Hah, ispirimiz var arkadaşlar. Köşedeki ispirimiz. Arkadaşlar bu kuş benim uçanım 6 ay önce karanlıkta kayboldu.
ayağım kırık olduğu için kuşlarla pek ilgilenemiyordum. O gün de kuşların kapısı açılmış rüzgardan dolayı. Bir iki tane kuşumuz havaya kalkmış falan. Dedik ki onları indirelim. Onları indirmeye çalışırken bu ispirimiz kayboldu. 6 ay sonra da geri bize geldi. Arkadaşlar kuşlar çok ürkek. Malum yılbaşı arefesindeyiz. Bakkallarda her yerde torpil satılıyor. Çocuklar da bütün paraları torpile yatırıyorlar. Biz de çocukluğumuzda yapıyorduk. Onlar da gidip kendilerine torpil alıyorlar, patlatıyorlar. Tabii bu kuşların ürkmesine yardımcı oluyor, ürkmesini sağlıyor. O yüzden arkadaşlar kuşlar çok ürkek. Şöyle gördüğünüz gibi bakın daha hiç şey yapmadım yani. Üzerlerine bile gitmedim, kalktılar. Diğer videolarda görebilirsiniz. Yani ben kuşları poşetle kaldıramıyordum. Şimdi bu hale almışlar. Bir de arkadaşlar haddinden fazla atmaca geçiyor. Yani ben her gün kendi gözümden görüyorum. Az önce de gördüm. Bir tane atmaca yine soyak bizim tabirimizle. Soyak arkadaşlar güvercini alıp götürmüş. Bayağı da büyüktü yani. Geçen zaten videoya da yakalanmıştı. O küçüktü. Ayrıca rüzgar vardı. Rüzgarlı havaydı. Almıştı. Şimdi geçenki gibi rüzgar yok ama yeni almış arkadaşlar. Büyük olduğu zaman rüzgar fark etmiyor. Her ortamda almayı becerebiliyor. Arkadaşlar ikinci bir konu şöyle söyleyeyim size. Ben dedim ki arkadaşlar kümesimi temizlemiyorum. Kuşlarım hasta olmasın diye. Arkadaşlar bir arkadaşımız çıkıp demiş ki lan sen önce kendi kümesinin bokunu temizle demiş ki benim kendisine laf çarpmadığım halde. Egolu bir arkadaş arkadaşlar, bunu da söyleyeyim ses. İsim de vereyim. İsmi arkadaşlar Mutlu. Gökhan abi kendisine o kadar dizginlemesine rağmen hala bana bok atmayı becerebildi. Arkadaşlar ben 20 seneden beri kuş besliyorum. Benim yaşım 28. Bu arkadaş bana videonun altında birisine çoluk çocuk olarak bahsetmiş. Arkadaşlar ben bir ay sonra 29 yaşına giriyorum. Bu güvercini de 20 seneden beri besliyorum. Mutlu'nun bu lafına karşılık arkadaşlar tüm bildiğim yaşı büyük 40'ın üzerinde yaşı olan insanlara gittim sordum. Dedim ki ya kümesi temizleyeceğim ben. Bana bir tane yeri sıyırmak için bir keski lazım, var mı? O da dedi ki kardeşim sen manyak mısın, bu havada kümesi temizlenir mi? A dedim niye, kuşlar ayaklara basıyor, sonuçta bunlar oraya pislik yapıyorlar. Hani hiç böyle bilmiyormuş gibi. Dediler ki kardeşim bu havada kümes temizlenmez. Yerdeki gübre, pislik kuşu ısıtır arkadaşlar. Bana söylediği kelime bu. Ben de size daha önce bunun aynısını söyledim. İkinci bir nokta. Bilenleriniz bilir benim 4 aydan beri ayağım kırık. Eğilemiyorum daha. Yavaş yavaş yürüyorum ama eğilemiyorum. Mutlu kardeşimiz çok istiyorsa kendisi gelsin benim kümesimi temizlesin. Ben de kendisine teşekkür edeyim. Ayrıca ekstradan eğer ki bakın bir tane hasta kuşum yoktur. Şurada bir tane bahrim var arkadaşlar. O kuş da yaşlılıktan dolayı bu durumda kesinlikle hasta değil. Gördüğünüz gibi hasta kuşum yoktur. Ayrıca burada 20 tane de kuş yoktur. Eğer kuş kümesi temizledikten sonra bir tanesi hasta olursa arkadaşlar her hasta olan ölen güvercinin vebalini kendisinin boynuna yüklerim. İşte ikinci bir konu bana demiş gibi de ne demiş, ben senin damından fazla işte kuş ticareti yaptım falan filan. Arkadaşım sen benim damımdan fazla kuş ticareti yapamazsın. Benim kendi damımda 80 tane, aşağıda kuzenimin damında 80 tane, kütlüsünde 30 tane. Arkadaşım hesapla benim kaç tane kuşum var ki benim kuşlarım bunlarla sınırlı değil. İkinci bir konu, hani demiştin ya işte yok şöyle böyle elimden kuş geldi geçti. Arkadaşım senin elinden şu kadar kuş gelip geçmiş olabilir ama arkadaş ben burada 20 senede senin saçının telinden fazla benim damımdan kuş geçti. Yani geçen kuşların da haddi hesabı yoktur. Benle sidik yarıştırmaya kalkamazsın. Ben böyle bir açıklama yapmaya gereği duymayacaktım arkadaşlar. Bu arkadaşımıza ben mesaj attım. Facebook'tan kendisine kendimi izah ettim.
durumu anlattın. Kendisi mesajları gördü. Görmesine rağmen cevap vermedi. En son hayırlı geceler dedim. Hayırlı geceler yazdı. Gökhan abiye gelelim. Gökhan abi söylediği her konuda haklıydı. Bana demiş ki millete bok atarak gündeme gelme. Kendi içeriğinle gel. Benim kanalımda 40'tan fazla video var. Sadece bir tanesi sohbet amaçlı bir video. Videolarıma bakıp keşke öyle yorum yapsaydın. Onun haricinde Gökhan abiye saygı duyuyorum, seviyorum. Kırmadan, incitmeden konuştu. Bunun için kendisine benden yaşça büyük. Ben arkadaşlar gereken insana saygımı duyarım. Gereken insana da nefretimi kusarım. Hiç problem değil arkadaşlar. Benim yerim belli. Hatay, Antakya'da yaşıyorum. Kimseden de benim korkum yok. Buradan hepinizi seviyorum. Gökhan abiye de seviyorum. Mutlu kardeşime de ben gereken cevabı verdiğimi düşünüyorum. Bundan sonra hiçbir şekilde kendisiyle zaten muhatap da olmayacağım. Herkesin çektiği içerik ortada. Kendisinin attığı içerikler ortada. Benim içeriklerim ortada. İkimizin de kanalı farklı içeriklerde. Asla böyle bir reklam hareketi olamaz. Tekrardan saygılar Gökhan abime. Arkadaşlar size de saygılar. Görüşmek üzere. Bu sindir bana bu kadar yeterli. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.